Değerli arkadaşlar merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Evet bir arefe günündeyiz, gecesindeyiz ve yarın bayram ve bu vesileyle ee, bundan böyle <laughs> Covid vesaire gibi salgınların, felaketlerin olmadığı, dostlarımızla, sevdiklerimizle dilediğimizce görüşüp kucaklaşabildiğimiz, bayramlaşabildiğimiz daha nice bayramlar olması temennilerimle tüm dostlarımın bayramlarını tebrik ediyorum öncelikle. Arkadaşlar bu çalışma bir sohbet niteliğinde olacaktır. Çok ayrıntılı bir analiz içermeyecektir. Ama dolardan, borsadan, altından ve gümüşten ve son dönemlerde halka arzların oldukça ciddi bir yer aldığı bir süreçte yaşamaktayız ki onlara dair bazı görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Dediğim gibi vaktiniz varsa izleyiniz, vaktiniz yoksa e, boşa vaktinizi almak istemem. Çok teknik ve çok detaylı e, çalışmaları bayram sürecinin sonuna doğru piyasaların açılmasına yakın günlerde yapacağım zaten. Ancak burada yapacağım bazı burgular zannediyorum ki sizlerin bakış açılarına etki edecek nitelikte olacaktır. Dinlemenizde fayda görüyorum. Dediğim gibi vaktiniz yoksa boşuna vaktinizi almak da istemem. Efendim öncelikle geçtiğimiz hafta yani birkaç gün önce cumartesi pazar günü aktarmış olduğum analizlerde bu ...haftanın biraz zorlu geçebileceğini, zira iki buçuk haftalık gibi kısa bir sürecin söz konusu olacağını Türkiye piyasaları açısından... ...bu mealde e, bayram süreci içerisindeki, tahsil süreci içerisindeki riski almak istemeyenlerin satışlar yapmak isteyebileceklerini... ...diğer yandan e, 4-5 günlük takas avantajını kullanmak suretiyle... Alım yapmak isteyenlerin de olabileceğinden vurgu yapmıştım. Yurt dışı piyasalarının ise oldukça stabil bir konumda olduğunu ve iyi gittiğinden bahsetmiştim. Ama bütün bunların paralelinde yurt dışının da artık yeteri kadar bir yükseliş yaşadığını bir noktada bir realizeye girmesi gerektiği hususuna da yine dikkat çekmiştim. Nitekim bugün arkadaşlar daha doğrusu dün ve bugün ABD Dow Jones Endeksinde önemli geri çekilmeler görüyoruz. 35 bin üzerini görmüş olan Dow Jones Endeksi şu anda 34 bin seviyesinin dahi aşağısında 1000 puan üzerinde negatif bir görünüm içerisinde bulunmakta. Bu Dow Jones endeksi için önemli bir sıkıntı anlamına gelebilir veya küresel piyasalar için önemli bir sıkıntı anlamına gelebilir, zira biz de bugün e, biz düz endeksi olarak 0.24'lük sınırlı bir tepki vermiş olduk bu olumsuzla e, 354 puan civarında 3.54 puan civarında bir gerileme ile 144 bin üzerinde e, tatil'e girmiş bulunuyoruz. Fakat önemli olan bir başka ayrıntı var ki arkadaşlar. Korku endeksi olarak adlandırdığım VIX endeksinin 16'lara 17'lere yaklaştığı bir esnada birden hızla 25'li seviyelere doğru ulaşmış olması, %4.75'lik bir artış göstermiş olması dünya piyasalarında bir tedirginliğin olduğu manasına geliyor. Peki neden böyle bir durum söz konusu oldu? Neden böyle bir tablo oldu? Bunun da izahını şöyle verebiliriz. Amerikan 10 yıllıkları arkadaşlar 1.70 seviyelerine tekrar ulaştı. Yakın geçmişte de bu seviyelere ulaştığı zaman ABD endeksleri rahatsız olmuştu ve yine dolar endeksi hareketlenmişti ve şimdi Şimdi yine ABD 10 yıllıkları 1.70 seviyelerine ulaşmış durumda. Bunun anlamı veya tehlikesi nedir diye soracak olursanız ABD'de daha doğrusu küresel piyasaların büyük bir çoğunluğunda ama özellikle ABD'de enflasyon verilerinde artış gözlenmekte. Evet enflasyon verilerinin artışı aynı zamanda şöyle bir soruyu gündeme getiriyor. ABD halkı diyor ki enflasyon verisi artıyorsa elimdeki parayı ben daha reel bir şekilde değerlendirebilmek noktasında yüksek faiz isterim. Yani enflasyon ile faiz arasındaki makası kendisine bir gelir addediyor ve bu noktadan bu pencereden olaya bakıyor. Tabii ki böyle bir tablo söz konusu olduğu zaman da gelişmekte olan ülkelere vesaire ülkelere dağılmış olan riske edilmiş olan ABD doları bir şekilde evine geri dönmek, güvenli liman olarak kendi faizlerine ilgi göstermek durumunda kalıyor. Bu da gelişmekte olan ülkelerde yani bizim gibi ülkelere satış getiriyor. Satıyorlar ve paralarını dolara çevirip kendi ülkelerine geri götürüyorlar. Tablo bundan ibaret arkadaşlar. ABD faizleri 1.70'lere tekrar ulaştı. Bu seviyenin 2'lere doğru yaklaşım göstermesi ABD endekslerinde daha önemli gerilemelere ve dolayısıyla gelişmekte olan bizim gibi ülkelerde ise daha önemli kar satışlarına veya borsalarda düşüşlere sebebiyet verecektir. Kurlarında ise yükselişe sebebiyet verecektir. Daima sizlere söylemiş olduğum gibi yabancı geliyor TL ile dolarını bozuyor bozuyor. TL ile hisse senedi alıyor. Ardından belli bir nokta geldikten sonra hisse senedini satıyor. Eline TL geçiyor. Ve bu TL ise Dolara çevirmek noktasında dolara bir talep gösteriyor ve böylelikle ise işte dolarda bir yükseliş yaşanıyor. İşte gördüğünüz gibi bugün dolar 8.45 seviyelerine kadar bir atak yapmış oldu. Bu atağın ana sebebi şurada görmekte olduğunuz faizlerdeki yükseliş ve ABD endekslerinin buna olumsuz tepki vermesi. Bu paralelde ee yabancının satmış olduğu senetlerin parasının dolara çevrilmiş olması veya dolara bir ilginin oluşuyla izah edilebilir diyebiliriz. Tabii ki dolar endeksinin de gördüğünüz gibi 90 seviyelerine yaklaştığı bir dönemden tekrardan 91 seviyelerine doğru ulaşması ve euronun da değer kaybetmesi bütün bunları açıkladığı gibi emtialarda altın ve de gümüşte ise bir hareketlenmenin olduğunu bu mealde görmekteyiz güvenli liman adına. Şimdi değerli dostlar dolarla alakalı olarak konuşmalarımızı devam ettirelim isterseniz. Ee, dolar malumunuz üzere artık son yılların e, fenomen bir para birimi haline geldi. Bundan 5-6 yıl öncesine kadar pek fazla dolar konuşmaz iken son 3-4 yıldır hele hele Ray Branson olayıyla birlikte doların bir anda 7'lere doğru hareketlenmesi sürecinde herkes doların onlara 15'lere, 20'lere doğru gideceği yönündeki bir beklentiyle veya bu şekilde yaratılan bir beklentiyle e, tamamıyla e, tüm varlıklarını dolara evirmeye başladı. Evini, arabasını satan vesaire şeklinde insanlar dolardan büyük bir umut beklemeye başladılar. Haklılar tabii ki mevcut enflasyonist ortamda, mevcut zamların birbiri ardına geldiği bir ortamda parasının değerini korumak adına dolar alan olduğu gibi aynı zamanda bunu bir yatırım aracı olarak görüp de alayım unutayım şeklinde nasıl olsa bir gün şu seviyelere veya bu seviyelere gider şeklinde düşünenler de oldu. Ama bunun yanı sıra trade dediğimiz gün içerisinde alım satımlarla veya birkaç günlük süreçteki inişler ve çıkışlardan istifade etmek, bundan para kazanmak suretiyle dolarda, biop dediğimiz forex dediğimiz kaldıraçlı alanlarda işlemler yapan çok önemli bir grupta oluştu. Kripto paralar devreye girdi vesaire vesaire. Kıymetli arkadaşlar dolar evet malumunuz Türkiye'de son derece dalgalı bir seyir içerisinde neden? Ekonomimizin kırılgan bir yapıya sahip olması, jeopolitik veyahut da farklı yönden gelecek olan herhangi bir tehdidin etkisiyle derhal tansiyonunun yükselmiş olduğu bir enstrüman durumunda. Yani e, deli dana gibi hangi an hangi saniye nerede olduğunu kestirebilmenin mümkün olamadığı veya bazen sebepsiz bir yere dahi dolardaki yükselişlere tanık olduğumuz bir süreçten geçmekteyiz. E, ...stabil bir görüntü içerisinde değil ve zikzaklar çizerek hareketini devam ettiriyor. Ama yine hep sizlere şunu söylemişimdir. İla nihayet doların yükseleceğine dair bir kanaat içerisinde iseniz... Bir diğer taraftan dolara oranda daha iyi primler yapmakta olan başka başka enstrümanları da kaçırıyor olabilirsiniz. Yani dolar sene başından bugüne atıyorum %15 prim yaptıysa bu süre içerisinde ee, X enstrüman %40, %50, %60 da prim yapmış olabilir. İşte borsada birçok hisseler görüyorsunuz. Birkaç gün içerisinde dahi %30'lar, %40'lar civarında primler yapabiliyor. Burada arkadaşlar verilmesi gereken en doğru karar madem ki istikrarsız bir ülkede yaşıyoruz, madem ki ekonomisine güven duyamadığımız veya ekonomik yönetimine güven duyamadığımız bir ülkede yaşıyoruz. Bu durumda yumurtaların hepsini aynı sepete koymak anlamsız. Bu açıdan doğru enstrümanları seçmek ve doğru noktalardan almak ve gerekliğinde de zorlandığı, artık buradan daha da yukarı gitmesi afaki olur dediğimiz noktalarda ise satışlar yapıp sattığımızdan daha fazlasını daha aşağı seviyelerden almayı öğrenmek durumundayız, bilmek durumundayız. Yani 8.20'ler 8.30'lardan dolar satmış olan bir kişi yakın geçmiş tarihlerde 7'li seviyelerden dolar aldıysa yaklaşık %15 civarında aynı parasını bir şekilde artırmış olacak. Önemli olan elinizde 100 dolarınızın, 500 dolarınızın, 1000 dolarınızın olması değil. Sizin dolar bazında ne kadar kazandığınız. Yani 500'ün üzerine bir 100 dolar daha koyabiliyor musunuz? İşte o zaman siz dolardan para kazandınız demektir. Zira dolar bazında fiyatların hareketlendiği bir süreçte ki bunu 2 3 yıldır çok net bir şekilde görüyoruz. Aslında yıllardır görüyoruz. Dolar bazında hareketlilikler olduğu zaman iğneden ipliğe her şeye zam geliyor ama dolarda bir gerileme, bir geri çekilme olduğu zaman hiçbir üründe, fiyatlarında bir iniş, bir e, ucuzlama görmüyoruz. Dolayısıyla kaybeden İki defa, iki defa diyorum, iki defa vatandaş oluyor. Bir, yukarıdan dolar alıyor, gerilediği süreç içerisinde kaybediyor, beklemek zorunda kalıyor. İki, almakta olduğu ürünlerin fiyatları artmış oluyor ve bu yüksek fiyatlardan da alımlarını devam ettirmeye e, mecbur kalıyor. Şimdi kıymetli arkadaşlar, dolar konusuyla ilgili olarak, teknik olarak şöyle bir şey söylemek istiyorum. Doların e, bu aylar öncesinden çizmiş olduğum bir grafikti ki, bu grafiğim itibariyle 8.58 seviyesi dolarda net bir direnç olarak görülüyor ve birkaç defa bu dirence yaklaşılmasına rağmen burası aşılamadı. Şu an itibariyle bu uzun vadeli bir grafiktir ve 8.04-8.05 seviyesi dolar için güçlü bir destek konumunda. Aslında 8.05 ifadesini 8.8.05 olarak yorumlayalım. Yani 8 desteğini psikolojik bir destek olarak yorumlayalım. Bu bölge dolar için güçlü bir destek konumunda. Buralara kadar gelir mi, gelmez mi? Buralara kadar gelip de bu seviyenin de aşağı yönlü kırılması durumunda 7.70'e kadar iner mi, inmez mi? Arkadaşlar bu konuda iddiada bulunmak mümkün değildir. Yakın geçmişte bir başkan değişikliğinin dahi doların 8.28-30'lardan 7 seviyesinin dahi aşağısına inmesine neden olduğuna tanık olmuştuk. Evet kısa sürmüştü bu tablo ama sonuç itibariyle böyle bir durum yaşanmıştı. Bu durum bize neyi ifade etmeli? Bu durum bize dolar sürekli olarak yükselecektir mantığı içerisinde her fiyattan dolar almanın doğru olmadığını bir köşede bir köşede olur da bir gerileme olursa ben yeniden bir miktar dolar alır gerekirse maliyetimi düşürürüm şeklinde bir e, strateji uygulamamızı e, önemli bir neden şeklinde karşımıza çıkıyor. Peki efendim 8.58 seviyesi aşılacak olur ise buradaki direnç noktası aşılacak olur ise bu durumda ee, şurayı birazcık kısaltırsam evet 9.47 9.48 veya 9.5 diyelim bu seviyelere doğru teknik anlamda bakınız teknik anlamda doların bir atak yapma olasılığı bulunuyor. JP Morgan geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu bir açıklamada doların adil seviyesinin 9.50 olduğunu ifade etti. Evet aracı kurumlar çok farklı rakamlar söylüyorlar. Bundan 2-3 ay önce de dolar TL için 6.5'ların beklendiği söyleniyordu. Bunların söylemleri de birazcık nabza göre şerbettir veya pozisyonlarına göre konuşmak anlamına geliyor. Ama biz bilelim ki 8.58 seviyesi önemli bir direnç durumda. Şimdi bayram arefesinde doların 8.48'lere, 8.49'lara doğru veya 8.50'ye doğru bir atak yapmış olmasının altında başka bir bit yeniği daha aranabilir. Evet dedik ki ee, Amerikan 10 yıllıkları bir şekilde 1.70'ler seviyesine yükseldi. Bu enflasyon kaynaklı bir durumdu. Bayram süreci içerisinde Türkiye piyasaları kapalı olacağı için... Bu sürede, bu süreç içerisinde yurt dışı piyasaları açık ve bu yurt dışı piyasalarının açık olduğu süreçte yabancılar dolarda short biriktirebilirler. Arkadaşlar daha önceleri de bahsediyorum. Bir enstrümandan ister yukarı yönlü hareketinden ister aşağı yönlü hareketinden para kazanılabilir. Siz herhangi bir enstrümanın dolar olur, altın olur, euro olur, gümüş olur, kripto para olur her neyse bunun düşeceğine dair bir kanaat sahibiyseniz bu yönlü işlem yaparsınız ve biz bu işleme short işlem diyoruz ve düştükçe para kazanırsınız. Ama herhangi bir enstrümanın yükseleceğine dair kanaat sahibiyseniz bu durumda onda alım yaparsınız ve yükseldikçe para kazanırsınız. İşte yabancılar e, bu bayram süreci içerisinde dolarda 8.50 8.60 aralığında belki 8.60'ı bile e, aşırtacak şekilde e, bir şov yapmak isteyebilirler. Böyle bir durumda, böyle bir durumda ellerindeki short miktarlarını artırıp bayram sonrasında dolarda bir baskı uygulayabilir. Bir geri çekilme, bir gevşeme yaratıp da e, dolar, do, doların düşüşünden para kazanmayı hedeflemiş olabilirler. Bu sadece bir senaryodur arkadaşlar. Illaki böyle olacaktır, illaki böyle olmak zorundadır gibi bir iddia değildir. Bu sadece benim olasılıklar bazında görmeye çalıştığım bir durumdur. Efendim bu grafiğimden ayrıldıktan sonra dolar ile ilgili bu e, grafiğimden ayrıldıktan sonra bir başka dolar grafiği görüyorum ki burada da arkadaşlar 8.22 seviyesinin dolarda önemli bir destek konumunda olduğunu görüyoruz. Son günlerde son birkaç günde veya geçtiğimiz hafta içerisinde doların 8.22 etrafında dolandığını na dikkat çekmişinizdir ve 822 üzerinde kalındıkça doların 850'ye doğru atak yapabileceğinin teknik olarak mümkün olduğunu bir önceki analizimde sizlerle paylaşmıştım. Zira 822 825 bölgesi dolar için kritik bir noktaydı. BorsaPivot.com isimli bir sitemiz bulunuyordu. Sürekli olarak bu siteye atıfta bulunuyorum. Arkadaşlar bu site bütün enstrümanların pivot, destek ve direnç değerleri de vermekte. Ons altından tutun da kripto paralara kadar. Ben dolara gelmek istiyorum değerli dostlar. Doların haftalık olarak 8.26 seviyesinde bir desteği bulunuyormuş. Pivot değeri bulunuyormuş. Buranın geçilmesi durumunda 8.31 ve buranın geçilmesi durumunda ise 8.41 Buranın da aşılması durumunda ise 8.46 seviyesine kadar yükseliş potansiyelinin olduğunu bize pazar gününden söylemiş durumda. Dolayısıyla dolar 8.41 üzerine yerleşmekle, 8.26 aşağısına gelmemekle 8.46 seviyesine kadar ulaştı bu seviyenin ötesine bugün çıkmasını beklemiyorum veya bu hafta çıkmasını beklemiyorum ama olur da 8.46'nın da üzerine çıkacak bir bahsettiğim tarzda short biriktirmek niteliğindeki bir istek ve niyet söz konusu olursa 8.53'ler, 8.75'ler dahi bayram süreci içerisinde görülebilir. Bayrama özel bir tablo sebebiyle. Şimdi değerli arkadaşlar e ee, yabancılar short biriktirebilirler diyorum ve bu biriktirmiş oldukları short miktarları bayram sonrasında çok daha aşağı seviyelerden işte 8'lere yakın noktalardan realize etmek suretiyle iyi karlar, iyi kazançlar elde edebilirler diyorum. Onların amacı çünkü para kazanmak ve bir şekilde vurkaç taktikleriyle e, ellerindeki e, nakdi e, daha yüksek dolarlara seviyelerine ulaştırıp kendi ülkelerine de taşıyabilmek. Efendim Türkiye'ye neden güvensinler? Şu noktayı arkadaşlar net bir şekilde vurgu yapmak istiyorum. Yabancının Türkiye'ye güvenip güvenmemesinden ziyade yabancının risk alma iştahı dediğimiz bir kavramı sıklıkla duyuyorsun. Yabancı risk, risk olmadan e, ciddi oranda para kazanmak mümkün değil. Ben çok garantili işlem yapmak istiyorum en ufak bir riski dahi kabul etmiyorum diyen kişi... Faiz tartışmalarına şuna buna girmiyorum arkadaşlar o olayın farklı bir boyutudur. Gider bankaya parasını yatırır ve ayın birinde üçünde her neyse x bir tarihte kaç para alacağını bilir. Dolayısıyla hiçbir riskimde yok şeklinde huzurlu bir şekilde hareket edebilir. Ama daha çok kazanmak isteyen insanlar mecburdurlardır ki bir risk almak zorundalardır. Ticaret zaten bir risktir. İşte bu noktada kendi ülkelerinde yeteri kadar para kazanamayacaklarını anladıkları anda bu risk iştahını artırmak suretiyle gelişmekte olan ülkelerin piyasalarını biraz daha istedikleri gibi yönetebildikleri için oralarda işlemler yapmaktalar. İşte yabancı Türkiye'yi sevdiğinden değil, Türkiye'ye yatırım yapmak istediğinden değil, sıcak para sokup onu bir iki ay içerisinde ee, evirip çevirerek borsadan dolara dolardan tahvil faizlerine derken böyle bir döngü içerisinde e, %5-10-20 her neyse kazanmak suretiyle kendi ülkelerine döner. Tekrar vakti zamanı geldiği zaman ise tekrardan e, geri dönüş yapmayı düşünebilirler. Şimdi sevgili arkadaşlar... E, dedik ki 8.22 seviyesinin de önemli bir destek konumunda bulunduğunu ve bu seviyenin kırılması durumunda o zaman 8.04, 8.05 gibi seviyelere doğru bir gerileme olasılığı gündeme gelebilir diye grafiklerimizde görebildiğimizden bahsettik. Şimdi efendim dolarla ilgili olarak son bir grafiğim itibariyle şunu belirtmek istiyorum. Bu benim aylarda çalıştığım bir grafiktir. 7.20 seviyesinden başlayan gerileme, Ray Brunson dönemi ardından 8.58'lere doğru yaşanan atak ve sonrasında 6.89'lara doğru yaşanan bir geri çekilme ve en son en son Merkez Bankası Başkanı değişimi ile birlikte yeniden hareketlenen bir dolar kurum. Dolara genel anlamda baktığımız zaman Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında dolar kurunda bir hareketlilik görmekteyiz son yıllarda. Ee, bu durumun e, önemli sebeplerinden bir tanesi o süreçte Türkiye'ye yeteri kadar döviz gelmiyor, yeteri kadar dolar gelmiyorsa artı yine Eylül, Ekim, Kasım aylarında Ödenmesi gereken dış borçların üst üste birikiyor olması bir manada hazinenin de dolara olan ihtiyacı şeklinde bir sonuç ortaya çıkartıyor ve bu dönemlerde dolara ilgi biraz daha artıyor. İşte arkadaşlar geçtiğimiz tarihlere baktığımız zaman Mayıs sonu Haziran, Temmuz, Ağustos bu aylar e, doların biraz daha hareketli, biraz daha dolara ilginin ve talebin fazla olduğu dönemler olarak karşımıza çıkıyor. Bu bilgiyi de aklımıza yazalım. Neden? Çünkü bu tarihlerde genelde borsalarda satışlar olmakta, borsalarda düşüşler oluyor ve borsadan çıkan para bir şekilde dolara yönelme ihtiyacını hissedebiliyor. Bu nedenle önümüzdeki 3 ayı dolar bazında yakından takip etmekte, yakından izlemekte fayda bulunuyor ama dediğim gibi doların önemli ataklar yaptığı zamanlarda kritik bir direnci aşmak 858'deki kritik direncini aşmak o seviyeyi net bir şekilde destek yaptığından emin olmadıkça doların yeniden bir geri çekilme eğilimine maruz kalabileceğini her ne kadar ülke gerçekleri bunu haklı göstermiyor olsa bile oynanan oyunların atılan adımların veya kurulan senaryoların bu mealde işlerlik kazandığını dikkate almak durumundayız sevgili dostlar değerli arkadaşlar. Hiçbir şey olmaz. Asla dolar 7'nin altına gelmez. Şu seviyenin altına gelmez. Şu seviyenin üstüne çıkmaz gibi bir iddiada bulunmak mümkün değildir. Ama bunun gününü saatini bilmek kesinlikle mümkün değildir. Bir ikinci bir konu dolar 10 lira olacak diye siz 1,5 sene 2 sene bekleyecekseniz eğer bu 2 senelik bekleme süreci içerisinde birçok fırsatı kaçırmış olacağınızdan birçok fırsattan da mahrum kalmış olacağınızdan ee, haberdar olmalısınız. Bunun hesabını da ince ince yapmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi gelelim arkadaşlar altın konusuna. Altın konusu arkadaşlar malumunuz işte ons altın bazında konuya baktığımız zaman az önce dedik ki enflasyonist baskıların arttığı özellikle ABD genelinde enflasyonist baskıların arttığına tanık oluyoruz. Enflasyonist baskıların artması durumunda riskli olan para dünya genelinden bir şekilde devşiriliyor ve kendi ülkesindeki faize veya emtialara altın veyahut da gümüşe yöneliyor güvenli liman olarak. Bu tablo dahilinde altın fiyatlarında, ons fiyatlarında da yavaş yavaş bir kıpırdanmanın olması beklenebilir. Bu tablo bunu gösteriyor. Ancak altın fiyatlarında net bir şekilde yukarı yönlü bir hareketin başlayabilmesi için bugün 1800 1760 dolarlar civarına ulaştı ama 1820 dolar seviyesi üzerine çıkması bu seviye üzerine bir şekilde yerleşmesi gerekiyor ki altın fiyatlarındaki yukarı eğilimi biz net bir şekilde net bir şekilde okuyabilim. Ee, tabii ki ons altındaki gelişme dolardaki Türkiye'deki dolardaki gelişme gram altını da yakından ilgilendiren bir faktör. Gümüş bazında konuya baktığımız zaman ise arkadaşlar çok net olarak gördüğümüz ons gümüş bazında 25.74'lük bir destek seviyesinin var olduğunu görüyoruz bu haftalık grafikte. Bu grafiğimiz bu desteğimiz geçerli olmak kaydıyla 25.47'nin üzerinde kalınması e, tekrardan 30 seviyelerine doğru bir hareketlenmeyi e, beraberinde getirebilecektir ons de yakından takip edilmesi gereken seviye 25.47 olarak karşımıza çıkmakta. Yine değerli arkadaşlar buradaki grafiğimizse e, gram e, yine altın e, grafiğimiz ama e, gram altın grafiğimiz tabii ki bu. Gram altındayız arkadaşlar 485 dolar seviyesinin destek yapılmaya çalışıldığını görüyoruz. Ama ana destek 457 dolarlar civarlarında. 457 dolarlara yaklaşımlar alım sebebi olarak görülebilir belki ama 485 doların üzerinde kalındıkça 509 ve ardından 540 dolarlara doğru bir hareketlenme beklenebilir. Bu hareketliliği tetikleyecek olan iki faktör vardır. Bir Türkiye'de iç piyasada doların yükseliyor olması. 2 ons bazında altın fiyatlarında enflasyonist baskıların ve bu 10 yıllık diye bahsetmiş olduğum şurada sizlerle kodunu paylaştığım aynı zamanda e, Nesnenin USD bond 12'dir, 10, 10'dur burası e, devamı e, e, yansımamış buraya. Bunun 1.70 seviyesi üzerine çıkması ons bazında ve altın bazında hareketliliğin artması anlamına gelecektir. Evet sevgili arkadaşlar grafiksel olarak veya teknik olarak belli kriterlerden bahsettim. Ama önemli olan bir başka konu daha var ki değerli dostlar maalesef finansal okul yazarlığımızın yetersizliğinden sürekli olarak bahsediyorum. Maalesef ki ve maalesef ki halen Telegram gruplarından, Twitter'lardan, oradan, buradan, şuradan bir şekilde işte birisi bana bir hisse söylese de alsam, ondan bir %3, %5 prim yapsam, para kazansam şeklinde bir anlayış ile küçük yatırımcımız hayatını devam ettirmeye çalışıyor. Son yıl itibariyle 1 milyondan fazla yeni yatırımcı geldi. Neden geldi? İşte son bir yıldır borsalar gayet güzel bir ivme e, yakalamış durumda. Pandemiye rağmen birçok kağıt o önemli primler yaptı. Ve böyle bir tablo içerisinde neden benim param boşta dursun? İşte dolar zaten pek fazla bir şey yapmıyor, bir iniyor, bir çıkıyor falan şeklinde düşünceler oldu. Ve adını bile bilmediği, ne iş yaptığını bile bilmediği, Efendim herhangi bir teknik kriterine hiçbir şekilde haiz olmadığı çeşitli kağıtları onun bunun sözüyle almak kaydıyla 3-5 gün mutlu oldum. Evet para kazanıyorum dedi ama maalesef ki arkadaşlar yeni jenerasyon dediğimiz, borsaya yeni ilgi duyan jenerasyon dediğimiz bu jenerasyon önemli düşüşleri, önemli kayıpları henüz yaşamadı. Yani biz yaşlarda olanlar, 50'li yaşlarda olan arkadaşlar nice büyük darbeleri yaşamıştır ve yaşamış olduğu bu darbelerde günlerce beklemek durumunda kalmıştır piyasanın eski haline gelebilmesi için veya büyük bir panikle yangından mal kaçırıcısına elindeki hisseleri satmıştır ve daha sonra sattığının %15, %20 daha pahalısıyla almak zorunda kalmıştır. Tarihte veya etrafınızda duymuşsunuzdur. ...evini kaybeden, arabasını kaybeden gibi gibi... E, ...borsayı kumar gözüyle gören çok fazla insan grubu söz konusu olmuştur. Arkadaşlar borsa kesinlikle bir kumar yeri değildir. Evet borsada işlemler adil bir şekilde yürümüyor. Yabancıların lehine e, çok daha farklı imkanlar sunulabiliyor. Bizlerin göremediği bir takım şeyleri onların görmelerine izin verilebiliyor. E, veya onlar bizlerden e, maça çıkarken 2-0, 3-0 önde çıkmış oluyorlar bizlerden daha az komisyon ödüyorlar veya hiç ödemiyorlar. Fakat yine de biz bu alanda para kazanmak istiyorsak, bu alanda bir şeyler elde etmek istiyorsak, onları yenmek istiyorsak, onların algoritmaları, robotları, şunları, bunları vesaire gibi unsurlarını yenmek istiyorsak yapmamız gereken en önemli şey kendimize vakit ayırmak ve biraz çalışmak değerli dostlar. İşlem hacmi yeterli olan arkadaşlar aracı kurumlarından veya bankalarından Matrix gibi, Ideal gibi, Forex gibi programları isteyebilirler, talep edebilirler, ücretsiz olarak bu programları kullanabilirler. Evet, son dönemlerde çok fazla mail gelmekte hocam. Ben bu programları aldım ama kullanmasını beceremiyorum. Neyi nereden göreceğimi bilemiyorum. Sayfanın düzeni bozulduğu zaman eski haline getirmekte bile zorlanıyorum. Gibi bir takım serzenişlerde bulunuyorlar. Yani tabii ki bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Herkesin ilgi alanıyla alakalı olan bir şeydir ama işte bu eksikliği gidermek amacıyla Borsa Pivot.com isimli bir sitenin günlerdir sizlere adından zikrediyorum. Yani pivot kriterlerinin çok önemli olduğunu, pivot değerinin üzerinde olan bir hissenin veya bir nesnenin güçlü bir konumda olduğunu ve o gücün bir sonraki noktaya kadar devam edebileceğini ifade ediyorum. Pivot değerinin aşağısında ise e, güç kaybı içerisinde olduğunu ve onun işte bir alttaki kademeye kadar gerileme riskinin mevcut bulunduğunu ifade etmeye çalışıyorum. Bunu bütün hisseler bazında A'dan Z'ye bütün hisseler bazında e, söz konusu site yayınlamakta ve aynı zamanda para girişlerini ifade etmekte. Lütfen e, her akşam bir 10-15 dakikanızı ayırmak kaydıyla almayı düşündüğünüz veya elinizde bulunan hissenin kapanış değeri acaba şuradaki pivot değerinin üzerinde midir değil midir? Buna bir bakınız. Öyleyse evet hissem güçlüdür. Şu noktaya kadar yükseliş potansiyeli var. Bu noktanın üzerinde bir kapanış olduysa şu noktaya kadar bir yükseliş potansiyeli var diyebilirsiniz. Eğer ki siz ben bir iki günlük trader değilim haftalık işlem yapıyorum diyorsanız bu durumda 3-5 e, günü dikkat alıyorsanız haftalık pivot değerleri üzerinden yola çıkarak incelemenizi yapabilirsiniz. Yine yabancı ne alıyor, ne satıyor, yabancıların aldıkları en çok hisseler hangilerdir şeklinde bir araştırmayı bir tek tuşa basmak suretiyle yapabiliyorsunuz. Aracı kurumların günlük işlemlerine bakmak lazım arkadaşlar. Bugün en çok alanlar, örneğin son 3 günde en çok alanlar, ben son 3 günde en çok alım yapan kurum olarak Ziraat yatırımı, vakıf yatırımı, ak yatırımı, ünlü menkulü görüyorum. Ama bunların içerisinde yabancıları görüyor olsaydım çok daha mutlu olurdum. Derdim ki endeksin çok net bir şekilde e, örneğin son 10 güne bakalım isterseniz. Son 10 günlük süre içerisinde Credit Suisse menkul 350 milyon TL'lik alım yapmış. Evet yani bu endeksin güçlü bir son 10 günde güçlü bir gidişat içerisinde olmasının bir sebebiydi. Yani endeks acaba yarın düşer mi, çıkar mı veya endeksli bir dönüş o yapacak mı, yapmayacak mı? Bu gibi sorularımın cevabını işte en çok alanlar ve de en çok satanlar noktasını tıklamak kaydıyla rahatlıkla bulabilirim. Yine yabancı takası diyorum. Yani hissemdeki yabancı takas oranı nedir? İşte yabancı takası payı son durumu nedir? Bu hafta yabancı takasında bir artış olmuş mu? Yabancı ilgi göstermiş mi? Bu ayki yabancı takas oranı genel anlamda nasıl değişmiş? Arkadaşlar para giriş çıkış durumlarına bakmak kaydıyla şuradan günlük para giriş çıkışına bakabilirseniz, son 5 günlük para giriş çıkışına bakabilirseniz yani bir hisseye para giriyorsa, hele hele son 3 günde, son 5 günde o hissede bir para girişi yaşanıyorsa o hisse için olumlu düşünmek gerekir. Yani Kardemir son 3-4 günde %20'lere varan prim yaptı ve 91 milyon gibi bir para girişi yaşamış durumda. Yine Türk Hava Yolları benzer şekilde Değerli dostlarım bilgiyi nereden alırsanız alın. Hangi noktadan edinirseniz edinin hiç önemli değil. Yeter ki elinizde bazı bilgileriniz olsun ve bu bilgilerle hareket edin. İnşallah aldığım hisse çıkar hayırlısı demek başka bir şey. Bilinçli bir şekilde şu 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 özellikleri gereği ben bu hisseye itimat ettim aldım. Çünkü şu sebepleri şu sebepler benim için cazip olan özelliklerdeydi deyip de alın. Varsın o hisse gitmesin. Varsın farklı sebepten dolayı endekste bir sıkıntı olsun ama emin olun ki siz o anki bilgilerinizle aldığınız hisseniz o bilgilerinizin bir şekilde ön plana çıkacağı bir ana gelecek ve sizi risksiz bir hisse almış konumuna getirecektir. Ama hiçbir şey bilmeden onun bunun dediği bir kağıda almak kaydıyla adım attığınız zaman şunu hiçbir zaman için unutmayınız değerli dostlar. Hiç kimse size para kazandırmak zorunda değil. Hiç kimsenin elinde de sihirli bir bilgi yok. Yani bir hissenin yüzde 20 otuz yüzde bilmem kaç gideceğini bilen 3-5 kişi ne yapar ne eder bu hisselen olabildiğince alır size kalmaz bile. öyle bir dünya içerisinde yaşıyoruz. arkadaşlar dikkatli olmak gerekiyor özellikle ve özellikle forex ve de bio piyasalarında dikkatli olmak gerekiyor ve sizlerden tek ricam bu konuda mutlaka eğitim alınız. Kendinizi yetiştiriniz. Eğitimler konusunda çeşitli arkadaşlarım eğitimler vermekteler. Ben Deniz eğitim konusunda çok fazla soru alan bir insanım. Ancak benim tarzım biraz farklıdır. Ben tamamıyla birebir kişiye özel onun eksik olduğu bilgiler, onun bana direkt soracağı sorular veya hocam ben borsada şu 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 konuları biliyorum ama yetersiz kaldığım noktalar şunlardır gibi soru cevap şeklinde muhabbetle sohbetle biz eğitimlerimizi yapmaktayız. Önemli olan kişinin eksikleri olan konular üzerine yoğunlaşabilmek, bildiği konuları tekrar tekrar anlatmak değildir şeklindeki bir düşünce yapısına sahibim. Ee, bu sebeple de arkadaşlar ee, bir kere daha... Bayramlarınızı tebrik ediyorum. Ee, önümüzdeki günlerde bu bayram tatili süreci içerisinde e, bitirmem gereken eğitim programlarım var. Onları bir yandan bitirmeye çalışacağım. Diğer yandan da e, bir hisse analizi nasıl yapılır? E, bir hisse hangi aşamalardan geçilmek kaydıyla iyi bir hissedir e, sonucuna varılır gibi nokta nokta nereden başlamak lazım? Hangi noktalara dikkat etmek lazım gibi... Bir takım çalışmalarla da biraz da böyle eğitsel konulara da yer vermek istiyorum. Hisse analizi bundan sonra vakit buldukça bir iki hissenin analizini yapacağımı bahsetmiştim. İşte bunu bir eğitim bir e, analiz örneği olarak değerlendirin. Bu konuda da gayret göstereceğim. E, sevgili dostlar e, tekrar bayramlarınızı tebrik ediyorum. Hoşçakalınız diyorum. Selamlarım ve saygılarımla beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.